Bu iş bizim baba mesleği. Biz doğduğumuzdan beri bu işin içine sayılırız. Şu anda bir takım sıkıntılarımız mevcut. Taş bulmakta zorlanıyoruz. Şu anda mevcuttaki kuyularımız çok azaldı. Olanların da başkalarının elinde olduğu için, başka maden sahiplerinin elinde olduğu için kazmamıza izin vermiyorlar. Kazılmasına izin vermiyor. Bundan dolayı da biz taş bulmakta çok zorlanıyoruz. Dünyada sadece eski yöresinden çıkan bir taş bu. Çok değerli bir maden ve yurt dışından çok fazla talep gören bir maden. Özellikle Çin ve Amerika'dan çok fazla sipariş alıyoruz. Lüle taşı ürünlerle ilgili. Aşağı yukarı 4-5 milyon dolarlık bir hacmimiz var. Yani Eskişehir genelinde komple bütün ustalarımızın yaptığı işleri sayarsak 4-5 milyon dolarlık bir hacmimiz var. En çok pipo, sigara ağızlı, proluk, o tarz tütün içmeye yarayan ürünler tercih ediliyor. Bunda da şu anki en büyük pazarımız Çin olmaya başladı. Çin'den çok büyük bir rağbet var. Fakat elimizde taşımız çok az ve madenlerdeki sıkıntımız olduğundan dolayı siparişi karşılamakta zorlanıyoruz. Yani bu konuda bizim de pek fazla bir gücümüz yok. Devletimizden bir yardım bekliyoruz. Yani bu konuda bizi desteklemelerini istiyoruz. Çünkü bizim mesleğimiz kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek. Ondan dolayı da yanımızda olduklarını hissedersek biz daha mutlu olacağız. Ve bizden sonraki kuşağa da nesile de bir şeyler bırakabileceğiz. Rezervimiz çok. Yani daha %300 senedir kazılıyor. %70'lik rezerv yerin altında. Yani daha çok fazla rezervimiz var fakat kazan insan kalmadı bunu. Kazan insan sayısı az. Olanlara da engelleniyor. Bu engelin çözülmesi için maden sahalarının, Lületaşı maden sahalarının devlet tarafından bize kolaylıkla çıkartabileceğimiz bir yol sunularak elimize verilmiş olması gerekiyor. Ve işleme ustaları da azalıyor. Çünkü şimdi ışık göremiyor insanlar. Yani ya madeni bulamazsak ileride diye. Çırak hatta şöyle bir şey. Yani yanımıza çırak alacağız. Çırağın eline taş vermeye korkuyoruz. Yani öyle tabii öyle azaldı elimizde taşımız. Yani ...60 civarında usta sayısı mevcuttur Eskişehir'de. Yapan 60 civarında vardır yapan. Bir fiil işleyen. Tabii yeni jenerasyon da geliyor. Yani ufak tefek işte ben gibi genç arkadaşlarımız mevcut gelen. Ama onlar da 5 kişiyi geçmez. Yani. ...1960 yılından beri bu meslekte uğraşıyorum. Rezervde yok da çalışan yok. Eskiden köyde çok çalışanlar vardı. Şimdi herkes şehire göç ettiği için çalışan kalmadı. Eski yaşlılar da artık bıraktılar. Köyde çalışan olmadı. Şimdi Lületaşı'nda ham madde sıkıntısı öyle gösteriyor. Yani. Yoksa rezerv var. Eskiden hep Avrupa ülkelerine ihraç ederdik. İşte Danimarka, Almanya, İngiltere, Amerika gibi. Ama şimdi Çin öne geçti. Yani Çinler dünyayı fethedecek herhalde böyle giderse.
bakıyorum şimdi abi. Şimdi her zamanki